Şimdi bir ayakkabı fabrikanız olduğunu ve karınızı maksimize etmek için kaç bin çift ayakkabı üretmeniz gerektiğini öğrenmek istediğinizi düşünelim. X üreteceğiniz ayakkabı sayısı olsun bunu bin çift olarak kabul edeceğiz. Demek istediğim eğer X 3 ise bu 3000 bin çift ayakkabı üretmeniz gerektiği anlamına gelecek. Çift başına ne kadar para kazanacağınızı da, evet bir çift ayakkabı sattığınızda ne kadar para kazanacağınızı da, x'in bir fonksiyonu olarak alalım. Kazanç, evet x'in fonksiyonu olarak ürettiğiniz her ayakkabı çifti için size 10 lira vermek isteyen bir toptancı olduğunu düşünelim. Bu durumda x'in fonksiyonu olarak kazancı 10x olarak yazabiliriz. x 1 olursa bu az önce de söylediğim gibi 1000 çift ayakkabı üretmişsiniz demektir ve bu durumda da kazancın, ınız 10.000 lira olur kazancın da x'i bin çift olarak kabul edersek bin lira türünden olduğunu not edeyim. x eğer bir ise bin çift ayakkabı üretmiş olacaksınız ama bu aslında on bin liraya eşit olacak. Anlaştık mı? Bu sadece kazanç olup da maliyetiniz olmasa çok iyi bir iş olurdu öyle değil mi? Ama işin bir de maliyet tarafı var. Malzeme alacaksınız, fabrikayı kuracaksınız, yanınızda çalışanların maaşını ödeyeceksiniz, elektrik faturaları vesaire vesaire. Maliyetin ne olduğunu belirlemek için bir grup danışmandan destek alıyorsunuz ve onlar da size bir maliyet fonksiyonu veriyorlar. Maliyet fonksiyonu da x türünden ve ürettiğiniz ayakkabı sayısı üzeri 3 eksi 6 çarpı ürettiğiniz ayakkabı sayısı üzeri 2 artı 15 çarpı ürettiğiniz ayakkabı sayısına eşitmiş. Bunun da 1000 lira türünden sonuç vereceğini de hemen eklemek istiyorum. Kazanç ve maliyet fonksiyonlarına göre bana kar fonksiyonunun neye eşit olacağını söyleyebilir misiniz? Evet, kar da x'in bir fonksiyonu olacak ve x türünden kazanç fonksiyonu eksi yine x türünden maliyet fonksiyonuna eşit olacak. Mesela 10 bin liralık bir kazancınız olduğunu düşünelim. Bu ayakkabıları üretmenin maliyeti de eğer 5 bin liraysa karınız 5 bin lira olur anlaştık mı? Bu arada az önce söylediğim sayılar muhtemelen bu fonksiyonlardan elde edeceğimiz rakamlar değiller. Size sadece örnek vermek istedim. Şimdi optimize etmek istediğimiz fonksiyon bu. X türünden P'yi optimize etmemiz gerekiyor kx ve mx'in neye eşit olduğunu bildiğimize göre, px'in neye eşit olduğunu daha ayrıntılı bir biçimde yazabiliriz. 10x eksi bu, yani x üzeri 3, eksi eksiden bu artı olacak, 6x kare ve eksi 15x. Bunu biraz sade hale getirelim. Eksi x küp artı 6x kare, eksi 15x artı 10x de eksi 5x eder. Şimdi böylesine bir fonksiyonu optimize etmek için fonksiyonun kritik noktalarını bulup bu kritik noktaların minimum ya da maksimum noktaları olup olmadıklarına bakmamız lazım. Noktalardan birinin maksimum noktası olduğunu bulursak karımızı optimize etmek için üretmemiz gereken sayının da ne olduğunu bulmuş oluruz. Kritik noktaları bulmak içinse fonksiyonun türevini alıp türevi sıfır ya da tanımsız yapan değerlerin hangileri olduklarını bulmamız gerektiğini hatırlıyor olmalısınız. Kritik noktanın tanımı budur. P'nin türevi, eksi 3x kare artı 12x eksi 5'e eşit, öyle değil mi? Bu, x'in tüm değerleri için tanımlı olduğundan, bunu 0 yapabilecek değerlerin hangileri olduğunu bulmamız lazım. Eksi 3x kare artı 12x eksi 5 eşittir 0 yazıyorum. x'in neye eşit olduğunu bulmak için bu ikinci dereceli ifadeyi çözmemiz gerekiyor. Baş kat sayıdaki eksiği ortadan kaldırmak için öncelikle iki tarafı da eksi 1 ile çarpalım. Evet bunu yapınca 3x kare eksi 12x artı 5 ve eşittir yine 0 elde ederiz. Şimdi de formülü kullanalım x eşittir eksi b yani 12 artı eksi karekök içinde b'nin karesi yani 140 4 eksi 4 çarpı a yani 3 çarpı c yani 5 bölü 2a yani 2 çarpı 3'ten 6. x eşittir 12 artı eksi kare kök içinde 144 eksi 4 kere 3 12 eder çarpı 5 60 yani buradan 84 elde ederiz ve bölü 6. Bu durumda x de 12 artı karekök içinde 84 bölü 6 ya da 12 eksi karekök içinde 84 bölü 6'ya eşit olur. Tam olarak neye eşit olduğunu bulmak için hesap makinesi kullanalım. Evet, hemen çıkarıyorum. 12 artı karekök içinde 84 bölü 6. Evet yaklaşık olarak 3,53'e eşitmiş. Yaklaşık olarak 3, e, aslına bakarsanız bir basamak daha eklersem daha iyi olacak. 3,528. Bu 3528 çift ayakkabı anlamına geliyor. Bir de bir de bunun neye eşit olduğunu bulalım. Bir önceki işlemde aradaki işareti değiştireyim. Evet, bunun üzerine geliyorum. Ah, yok, eksi işareti değil, çıkarma işlemi. Evet, şimdi oldu ve böylece sonuç 0,4725. Yaklaşık olarak 0,4725'e eşit. Sonuçlar zaman zaman aklımdan çıktığından doğru yazıp yazmadığımı kontrol etmek istiyorum. Evet, doğruymuş. Elimizdeki kritik noktalar bunlar. Neden diyecek olursanız türevi sıfır yaptılar da ondan. Ancak fonksiyonun bu noktalarda minimum ya da maksimum değerini alıp almadığını henüz bilmiyoruz. Bunu belirlemek için de yani fonksiyonun çukurluğunun bu noktalarda yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü olduğunu bulmak için ikinci türev testini kullanacağım. İkinci türev e, bir bakalım. Eksi 6x artı 12'ye eşittir. Şimdi ekranı biraz kaydırayım. P'nin ikinci türevinin 3,528'de aldığı değer. Biraz düşünelim. Bu 3 ile 4 arasında bir sayıdır. 3'ü değerlendirirsek fonksiyonun eksi 18 artı 12'den eksi 6'ya eşit olduğunu yani 0'dan küçük bir değer aldığını buluruz x eğer 4 olursa bu daha da negatif bir değer olacağından fonksiyonun sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Hesap makinesini kullanmamıza gerek kalmadı değil mi? Peki ya bu? 0,4725 yaklaşık olarak 0,5'e eşittir. Eksi 6 çarpı 0,5 3 eder. Başka bir deyişle fonksiyon evet negatif olamaz. P'nin ikinci türevi 0,4725 sıfırdan büyüktür. İkinci türevin sıfırdan küçük olması türevin azaldığı anlamına gelir. Evet x bu değeri aldığında birinci türev azalıyorsa fonksiyonun çukurluğu da aşağı yönlüdür deriz. Çukurluğun aşağı yönlü olmasını da hemen şu şekilde çizeyim. Evet eğim sürekli azalıyor olacak. Eğimin sürekli azaldığı bir aralığınız varsa, bu aralıkta eğimin sıfır olduğu noktanın hangisi olduğunu biliyorsanız, bahsi geçen nokta yani 3,528 bu durumda bir maksimum noktasıdır. Harika, 3,528'in maksimum nokta olduğunu bulduk. Diğer taraftan, Çukurluk burada da yukarı yönlü. Grafiği de hemen çizeyim. Grafik bu şekildeyken eğimin sıfır olduğu nokta gördüğünüz gibi bir minimum noktadır. Başka bir deyişle üretimimizin asla ve asla bu olmaması gerekir. Tabi eğer karınızı minimize edip kaybınızı maksimize etmek istemiyorsanız. E bunu yapmak istemezsiniz öyle değil mi? Peki. Tamı tamına 3528 çift ayakkabı üretirse karımızın ne olacağını da bulalım. Hemen orijinal fonksiyonu alalım ve x yerine 3528 koyalım. Hesap makinesini çıkarıyorum. Eksi 3,528 üzeri 3 artı 6 çarpı 3,528'in karesi eksi 5 çarpı 3,528 evet 13,128'e eşit. Hemen not ediyorum. 3528 çift ayakkabı ürettiğinizde karınız tamı tamına 13,128. Aslına bakarsanız yaklaşık olarak demem lazım. Evet, yaklaşık olarak 13.128'e eşit. Eğer 3.528 çift ayakkabı üretirseniz 13.128 lira kar edersiniz. Bunların ikisinin de bin cinsinden ifade edilmesi gerektiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Her neyse, eğer durum buysa zengin olabileceğinizi bile söyleyebilirim.